5 Mart'ta 30 metre çapında bir gök cisminin dünyanın çok yakınından geçmesi bekleniyor. Ama ne kadar yakından geçeceğini henüz bilmiyoruz. Bu çapta bir cismin yeryüzüne çarpması yıkıcı olabilir ve can kaybıyla sonuçlanabilir. Avrupa Uzay Ajansı'ndan asteroid uzmanı Mihail Kahn'la birlikteyiz. Bu asteroid cismi bizleri ne derece tehdit ediyor? Buradaki sorun bu küçük gezegenlerle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmayışımız. Tahmini bilgilerimiz var. Ne kadar büyük olduklarını bilmiyoruz ama yaklaşık 20-30 metre çapında olduklarını tahmin ediyoruz. Elimizdeki bilgilere göre Mart ayı içerisinde böyle bir çarpma olmayacağı yönünde. İçinde bulunduğumuz 100 yıl içerisinde iki kez daha karşı karşıya geleceğiz ama bu iki seferde de büyük bir ihtimalle çarpmayacağını söyleyebiliriz. Bu büyüklükte bir gök cisminin dünyaya çarpması durumunda ne olur? Bunu da kesin olarak bilmiyoruz. Eğer küçük çapta bir gök cismi ise bu muhtemelen atmosferde parçalanır. Birkaç yıl önce Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde yaşandığı gibi. O zamanlar küçük bir hasar oluşmuştu ama can kaybı olmamıştı. En kötüsü böyle bir cisim dünyaya vurduğunda büyük çapta bir çukur oluşur ve bazı can kayıpları yaşanır. Peki genel olarak gök cisimleri bizleri ne kadar tehdit ediyor? Küçük gezegen adını verdiğimiz gök cisimleri dünya için her zaman tehdit oluşturuyor. Dünya yüzeyine bakacak olursanız, gök cisimlerinin çarpmasıyla oluşmuş olan etkilerini görürsünüz. Bu pek olası değil ama büyük bir çarpma olması halinde medeniyetlerin sonunu getirecek sonuçları olabilir. Her şey gök cisminin büyüklüğüne bağlı. Eğer bir kilometrelik çapında bir cismin çarpmasını varsayacak olursak, bunun küresel etkilerinin olacağını söyleyebiliriz. Bu tehlikeye karşı ne yapabiliriz? Bununla ilgili iki şey yapabilirsiniz. Birincisi, problemin ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalışmak ve düşmanı sürekli izlemek. Biz sürekli bu cisimlerin hareketlerini takip ediyoruz. Teleskoplarımız gökyüzünü sürekli gözetliyor. Asteroid görünümlü bir cisim fark edildiği zaman bununla ilgili veriler anında bilgisayarlara aktarılıyor ve bu veriler sık sık güncelleniyor. Yani bu cisimlerin nerede olduklarını ve 100 yıl sonra nerede olacaklarını biliyoruz. Ama tabii bunun da sınırları var. Daha küçük olan cisimleri pek fazla takip edemiyoruz. Bu cisimler ne kadar küçükse o kadar karanlık oluyor. Ayrıca şu an bize yaklaşmakta olan cisim gibi güneşin olduğu taraftan geliyorsa bu cismi gözetleyemiyoruz. Bunun da her zaman riskleri vardır. Chelyabinsk bölgesine düşen cisim güneşin olduğu yönden geldiği için görememiştik. Bununla ilgili bir şey yapamıyor muyuz? Bu bizim için gri bir alan. Sanırım uzun bir süre daha bununla ilgili pek bir şey yapamayacağız. Belki de 50 yıl. Peki ya 50 yıl sonra? Yörüngeye sabitlenmiş bir teleskop koyarız. Bu da güneşin yörüngesini gözler. Farklı pozisyonlara konulan teleskoplar bu yörüngedeki hareketleri izler. Ayrıca aynı yere odaklanmış farklı teleskoplar olur. Ya da gezegenler arası boşluğu hesaplayan ve 10 metre çapındaki küçük cisimleri bile izleyen radarlar olabilir. And detecting even smaller objects, like 10 meters in diameter or smaller.